gerçek anlamda HDC'ler yani standart kadrolarda eksiklik var, doğrudur. Maalesef orada yapması gereken işi yapmayarak idari görevlerde memur kadrosunda çalıştırmaktadırlar. Aslında bizim tespitlerimizde orada yaklaşık 15-20 tane sağlık memuru, hemşire, vatandaş, orada görev yapan kişiler servislerde kendi işlerini yapsalar orada kardiyoloji servisi kapanmayacaktı. Dolayısıyla burada her zaman ulusal düzeyde siyaset yapan hükümetin üyeleri, Kocaeli'de yerel siyaset yapan bazı insanlar sağlıkta devrim yaptıklarını iddia etmekteler. İşte sağlıkta ışık hızından ilerlediklerini iddia etmektedirler. Maalesef geldiğimiz noktada görüyoruz ki Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nde kardiyoloji servisinin personel yokluğundan kapatılması devrim değil, tam tersi olduğunu, sağlıkta ciddi manada geriye gidiş olduğunu göstermektedir. Bunu birçok örnekte vermek mümkün. Orada bizim yapmış olduğumuz örnekte, orada çalışanları çok fazla rencide etmeden de örnekler vermiş bulunmaktayız. Biz burada sağlıkçıları, Kocaeli'yi yönetmeye talip olanları, yönetenleri veya siyasi iktidarın ilimizdeki milletvekillerini, sayın valiyi burada göreve davet ediyoruz. Kardiyoloji servisi önemli bir servis. Yani böyle bir servisin orada personel yokluğu bahane gösterilerek kapısına kilit vurulmasını aklı selim hiç kimse izah edemez. Ve orada buna sebebiyet verenler hakkında da derhal yasal işlem başlatılması gerektiğine inanıyoruz. Bundan ilgili de biz konuyu takip edeceğiz. Takipçisi de olacağız. Daha sonraki süreçte de sizlerin vasıtasıyla kamuoyunu bilgilendireceğiz. Orada derhal bu noktada bir soruşturma başlatılması gerekmektedir. Burada sokakta sağlık meslek yüksek okullarını, sağlık meslek liselerini bitirmiş binlerce sağlık çalışanı boş geziyorken pazarcılık yapıyor, simitçilik yapıyor, garsonluk yapıyor. Tabii bu meslek gruplarını küçümsemiyoruz. Ama yetişmiş kalifiye elemanı PDC eksiği olduğu halde sen atamıyorsan bu bir suçtur. Dolayısıyla o arkadaşlarımızın da atanması gerektiği kanaatindeyiz. Kişiler hakkında yürekli, aklı selim, bu ülkenin kanun ve yönetmeliğine bağlı bir idareci varsa bu listeyi bizden talep etsin, kendisine verilmiş isteği. Ayrıca orada şu var arkadaşlar. Buranın eski yöneticisini görevden alarak halen şu ana kadar bir yönetici ataması yapılamadı. Oysa ki oranın yöneticisi bu Kocaeli'de en son görevden alınması gereken bir insandır. Kanun yönetmeliğe bağlı, diyaloğa açık bir arkadaştı. Ama ne hikmetse görevden aldılar, bugünkü hastanenin hali de ortada.